Tüm dünyada anlamı üzerinde ittifak sağlanmış tüm siyasal terimlerin asıl anlamları bize gelirken değişir. Ya da karşıt bir anlama dönüşür. Mesela demokrasi, liberalizm ve ideoloji sözcükleri Lübnan'a gelince Avrupalı giysilerini çıkardılar, şalvar ve keçe giydiler. Bizim gibi konuşmaya, bizim gibi kahvede oturmaya ve bizim gibi yanlarında tabanca taşımaya başladılar. Dünya halklarının uygarlık, bilim, felsefe açısından yüzyıllar boyunca süren sıkıntılarından sonra erişebildikleri bu yüksek terimlerin hepsine karşı biz, buzdolaplarına, klimalara, fotokopi makinelerine, elektrik süpürgelerine ve baristo tencerelerine davrandığımız gibi davrandık. Halkın temsili için dünyanın ulaştığı en yüksek model olan parlamento, halktan başka herkesin girebildiği bir özel kulüp oldu. Görüşünüzü söylemeniz, başkasının görüşünü dinlemeniz, bakış açınızı savunmanız, başkasına da kendi bakış açısını savunma hakkını vermeniz anlamına gelen demokrasi, bizde görüşünüzü söylemeniz ve bu görüşünüze karşı çıkan herkese kurşun sıkmanız anlamına geliyor. İdeoloji bizde aklınızı bir şişeye koyup kırmızı mumla şişeyi kapatmak anlamına geliyor. Lübnan düşüncesi, karışmaları ve kaynaşmaları imkansız sıvıların bulunduğu sayısız kapalı şişelerin toplamıdır. İdeolojinin gereği bir şeydir. İdeolojinizden sorumlu olmanız bir şeydir. Kalas yahut duvar olmanız başka bir şey. İnsan düşüncesi her zaman içinde görüşlerin, felsefelerin ve yorumların çarpıştığı bir deniz olmuştur. Hiçbir zaman tek yönlü bir demir yolunda yürüyen bir tren olmamıştır. İnsanı yaratan Allah ona sınırlı bir konum dayatmamıştır. Onu tek yolda yürümeye zorlamamıştır. İnsanı akılla donatmış ve önüne seçenekler dizisi koymuştur. Bu bütün genişliğiyle Allah'ın demokrasisidir. Eğer isteseydi insan düşüncesini toptan karbon kağıdına basılı tek nüsha kılabilirdi. Ezelden ebediyete kadar isteseydi sadece kendisi konuşurdu. Bu güce sahiptir o. Yarattıklarından hiçbirine konuşma fırsatı vermeyebilirdi. Ama Allah mutlak yetkisine ve sonsuz gücüne karşın konuşmayı tek eline almadı. Bütün varlıklara konuşma özgürlüğü verdi. Kimseyi bundan ayrık tutmadı. Derileri ve rüzgarları bile, denizin dalgalarını ve kuşları bile. Peki niçin insan kraldan çok kralcı olmaya kalkışıyor? Niçin başkalarının ağızlarını iğneyle ve iplikle kapatmaya çalışıyor? Benimle konuşurken bana bir fincan kahve ısmarlamak yerine niçin tabancanı koyuyorsun önüme? Niçin?